Herkese merhaba Net izleyenleri. Bu videomuzda Başak Hanım'la beraber E-Fatura dönemini konuşacağız. 2020 yılı itibariyle E-Fatura'ya geçiş yapıldı. Artık faturalarımız teknolojik bir şekilde kesiliyor. Bu ve benzer pek çok detayı şimdi Başak Hanım'a soracağız. Öncelikle merhabalar. Merhaba. Başak Hanım'la daha önce bir röportaj yapmıştık. O videoyu izlemediyseniz kartlardan izleyebilirsiniz. Başak Hanım E-Logo Genel Müdürü. E-Logo'da oldukça önemli bir firma biz de fatura keserken kullanıyoruz pek çok izleyen fatura kesen firma firmada aşinadır diye düşünüyorum Şimdi izleyicilerimizle en son tebliğin getirdiği değişiklikleri bir hatırlatabilir misiniz Memnuniyetle. e fatura uzun zamandır gündemimizde fakat yeni regülasyonlarla birlikte Eylül ayında çıkan tebliğlerle birlikte biraz daha segmentler büyümeye başladı gelişmeye başladı en önemli değişikliklerden bir tanesi, tüm e-fatura kullanıcılarının 1 Ocak 2020 itibariyle e-arşivde kullanmaya başlaması. Dolayısıyla tüm e-faturacılar e-arşiv kullanmaya başladığında servis verdiğimiz hizmet ikiye katlandı diyebiliriz. Bu en önemli değişikliklerden bir tanesi. İkincisi, e-fatura tarafında 10 milyon lira üzeri yapan mükellefler e-fatura mükellefi oluyordu şirketler. Artık 5 milyon üzeri ciro yapan tüm şirketler e-fatura mükellefi olacak. Burada da tebliğ zorunluluk tarihi 1 Temmuz 2020. Fakat etkisini görmeye başladık. Pazar çok hızlı büyüyor. 2020 Temmuz'a kadar da 5 milyon ciro üstü firmaları e-fatura keserken e-arşiv keserken göreceğiz. Bunun dışında daha küçük segmentleri de ilgilendiren tebliğler var. E-fatura kullanıcıları e-defter kullanmaya başlayacak. Burası zorunlu. İrsaliye'de 25 milyon ciro vardı, bu artık başlıyor zorunlu. Fakat küçük firmalarda da, biraz önce de bahsettim, serbest meslek makbuzu. Serbest meslek çalışanları da artık 1 Haziran 2020 itibariyle elektronik fatura kesmeye başlayacak. Yani bu şirketlerdeki gider pusulası gibi kağıtlar da artık e-faturaya dönecek serbest. Aynen öyle. Yavaş yavaş aslında devletin burada bir planı var. Her şey elektronik ortama taşınıyor. Bu da daha önce de anlatmıştım. Fatura karşı tarafın onu mutabakatla aldığını beyan etmesi, giderleştirmesi, muhasebeleştirmesi, bankada işlemesi gibi konularda aslında kolaylık sağlıyor. Bir yandan da tabii ki vergi kontrolü sağlıyor. Peki bu hızlı yükseliş e-devlet tarafındaki pek çok teknolojinin artık uygulamaya geçmesi... Doğru. Sizlerde yoğunluğu nasıl değiştirdi? Büyük bir artış var büyük ihtimalle. Çok büyük bir artış var. 2018 Aralık'ta pazar 100 bine yakındı. Bugün itibariyle 200 binin üzerinde firma e fatura kullanıcısı, dolayısıyla diğer servislerinde kullanıcısı. Bu bir kere iki katından fazla bir büyüme. Bize olan etkisi biz pazar lideriyiz. Pazar liderliğimizi koruyoruz. Pazarla aynı oranda hatta biraz daha e, büyüyen bir oranda e, ilerliyoruz. Dolayısıyla da çok ciddi altyapı yatırımları yapıyoruz. Çünkü 10 yıl faturaların saklama zorunluluğu vardı. Tüm belgelerin 10 yıl saklama zorunluluğu var. 3 nüsha halinde saklıyoruz. Dolayısıyla bu kadar müşteri, bu kadar fatura olunca bunların hepsinde güvenli bir şekilde logo sistemlerinde saklama devreye girince bizim için en kritik konulardan bir tanesi güvenli olarak KVKK'ya uygun bir şekilde regülasyonun söylediği gibi müşterilerimize kesintisiz hizmeti vermek ve bunları saklamak. Aynı anda sistemlerimizden saniyede binlerce fatura geçiyor. Özellikle böyle Black Friday, anneler günü, yılbaşı gibi kritik dönemlerde de e-ticarette de biz lideriz. E-ticaret müşterileri, e-ticaret işi yapan şirketlerin çoğu e-logo kullanıcısı. Dolayısıyla orada milyonlara varan faturalar kesmeye başlıyoruz. Burada da sistemin sürekliliği önemli. Buna yatırım yapıyoruz. Ana işimiz zaten hep 35 yıldır logo çatısı altında yaptığımız iş muhasebe ve finansal servisler ve diğer şirketlerin dijitalleşmesiyle ilgili konular olduğu için de bu, bu alanda yatırımlarımız aynı hızla devam ediyor. Peki Türkiye'de şimdi son dönemlerdeki trendlerden biri de Türkiye'deki verinin Türkiye'de kalması. Evet. Ee, onunla ilgili de soru sorayım. Şimdi Tüm şirketlerin artık faturası, e-arşivleri e sizde duracak, 10 hı hı. yılda saklanacak evet. sizle çalışıyorlarsa. Peki bu sunucu Türkiye'de mi sizin Türkiye'de. Sunucu? Biz 3 tane yedek saklıyoruz, tutuyoruz ve hepsi de Türkiye'de. Bu güzel gelişme. Yani En azından buradaki veri sizde kalmış oluyor, evet, Türkiye'de evet, kalmış evet. oluyor. Bu çok önemli çünkü burada bizim sorumlu olduğumuz kadar aslında müşterinin kendisi de devlete bir vaatte, bir sözde bulunmak zorunda ve denetimden geçtiğinde verilerinin güvenli olduğunu ispatlamak zorunda. Logo elektronik e-logo burada yine devreye giriyor. Müşterilerimizin yükünü alıyoruz üzerimize ve Türkiye'de tüm verileri istendiği gibi saklıyoruz. Bir de bu Black Friday demiştiniz. Normalde sorularımda yoktu ama şimdi aklıma gelince sormadan etmeyeyim. Şimdi kargolarla ilgili sorun oldu. Bazı e ticaret sitelerinde sorunlar yaşandı ama fatura ile ilgili, e-fatura ile ilgili bir sorun duymadık Yaşamadık. mesela. Öncesinden hazırlandık. 2-3 yıldır hep yaşadığımız bir dönem. CPU, RAM, storage gibi tüm sistemlerimizi o sırada upgrade ediyoruz ve en büyük yatırımı yapıyoruz. Şeyleri hep hesaplıyoruz. Kaç müşterimiz var? Ne kadar fatura kesilebilir? Dolayısıyla aslında yılın başında o günü bildiğimiz için o güne özel nöbetçi ekiplerimizle hazırlığımızı yapmıştık. Sorun yaşamadık. E, süper. Demek ki herkes böyle hazır olsa sorunları minimize edebileceğiz arkadaşlar. Mutlaka e, yeni firmaların girmesiyle ölçek değişmiştir. Çok. E, yeni müşteri profilinizde bir değişiklik oldu mu? Ya da hizmetlerde bir değişiklik oldu mu? E, oldu. Eskiden 10 milyon üzeri olduğu için ITS'i kendisinde olan birçok firma bizimle çalışıyordu. Ee, yine çok büyük destek veriyorduk fakat şimdi küçülmeye başladıkça segmentler hem Anadolu'nun bir sürü iline, e, ilçesine yayıldı. Hem de bugüne kadar çok fazla bilgisayarla e, işi olmayan insanlar da aslında elektronik fatura kesmeye başladı. Mesela benim babam Anadolu'nun bir ilçesinde esnaflık yapıyor ve fatura kesiyor. Bilgisayar da kullanmıyor. Onun için e, fatura, eğer arşiv kesmek o kadar zor bir şey ki yani tablette nasıl kesecek? Burada yaptığımız şey şu... Çok kolay fatura kesmesini sağlamak için arayüzlerimizi bir ona göre geliştiriyoruz. İkincisi de gelir idaresine mali mühür başvurusu yapmaları gerekiyor. Burada danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Özel bir ekip kurduk. Logo müşterilerine hali hazırda 800'den fazla logo iş ortağı bu desteği veriyor. Fakat biz sadece logoda değil, nan logoda da iddialıyız. Ee, bu sene müşteri sayımızı orada yine katladık. Dolayısıyla içeride bir destek ekibimiz uçtan uca nasıl fatura kesilecek, nasıl mali mühür başvurusu yapılacak hepsinin danışmanlığını veriyor. Bu bence çok önemli ve bizi ayıran hizmetlerden bir tanesi. Bu kadar yoğun bir geçişin olduğu dönemde ciddi bir rekabette vardır yani. Sonuçta siz pazar liderisiniz ama pazar payını yükseltmek isteyen başka rakipleriniz Zor. de var. Bu rekabette e-logoyu rakiplerinden ayıran detaylar neler? Büyük ihtimalle biraz söylediniz. Evet. Çünkü herkes bu kadar destek vermiyordu evet. diye düşünüyorum. Ama Bizim kendimize çok sorduğumuz bir soru. Bugün pazarda 90 tane rakibimiz var ve çok büyük firmalar da bu işi yapıyor, çok küçükler de yapıyor. Burada birkaç tane konu söylediğim gibi o güvenli saklama, hizmetin kesintisizliği gibi şeyleri zaten belli firmalar yapabiliyor. Fakat biz ERP'den gelen tecrübemiz sebebiyle zaten geçmişten bugüne bu işi yapıyoruz. Ücretsiz de verse karşı taraf, başka faydalar da sunsa, bir hizmetin devamlılığı, güvenilirliği için ciddi bir iş ortağı bayi kanalı arkada firma desteği, gücü önemli ve bu tecrübe gerçekten çok tecrübeye dayalı bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla bu bütün faydaların yanında bizi ayıran şey bu konudaki bilgimiz, tecrübemiz ve bu bizim ana işimiz. Yani biz aslında varlığımızın sebebi e-fatura. Başka bir iş yapıp yanında bununla geçimimizi sağlama ya da gelir elde etme gibi bir şeyimiz yok. Dolayısıyla ana hizmetimiz bu olunca uçtan uca desteğiyle, yazılımıyla mutfağından satışını aslında her şeyi ona uygun yapıyoruz. Esasında 2020 yılında olacakları güzel özetlediniz. 2020'de RegTech dışında odaklandığınız ürün ve servisler var mı? Neler planlıyorsunuz? Evet var. Bir yandan müşterilerimizi büyütürken regülasyon teknolojileri alanında aslında biz finansal servisler tarafında ciddi faydalar sağlıyoruz. Dolayısıyla burada şunu söyleyebilirim. Bir tanesi SGK teşvik SGK teşvik ne dersen şirketlerin istihdamı arttırmak için SGK'nın verdiği çalışanlara yönelik indirimler, vergi muafiyetleri ve indirimler. Bunları optimize etmek, optimumda kullandırmak önemli. Dolayısıyla bu tarz bir ürünümüz var. SGK uzmanlarıyla hazırladığımız ve arkada çok iyi algoritmaların ve simülasyonların çalıştığı. Bence bu çok önemli. Çünkü şirketlere aslında para harcamıyorlar, para kazanacakları bir ürün. Yani başvuracaklar bize. Biz hesaplamaları birlikte yapacağız. Kaç çalışanı var? Çalışanların tarzları neler? Hangi vergi muafiyetleri ya da teşvikleri hak ediyorlar? Buna göre en uygun teşviye alacaklar. Bir böyle bir ürünümüz var. Bence bu önemli yeniliklerden bir tanesi. Finansal tarafta, servisler tarafında bankalarla hep stratejik ortaklıklar yapıyoruz. Orada iş köprülerimiz var muhasebe tarafından. Yani ERP'den köprüler kuruyoruz aslında ve burada tedarikçi finansmanı falan kadar gidiyoruz. Buradaki en önemli değişiklerden bir tanesi en son Avrupa'da da çıkan PSD2 regülasyonuna yavaş yavaş Türkiye'de de konuşulmaya başlandı. 2019 yılında da bu alanda değişiklikler oldu. Artık hesap bilgisini eskiden bankalar tutuyordu. Bizim hesaplarımız bankalarda ama artık bankalarda ortaklaşacak. Yani Başak Kural'ın bir hesabı var. Bir sürü bankada TCKN üzerinden takip edilebilecek. Dolayısıyla artık Hesap ve ödeme gibi şeylere özel, ürünlere ve servislere özel yeni faydalar çıkaracağız. Üzerinde çalıştığımız konular bunlar. Hem teknolojilerini değiştireceğiz hem de müşterilere yeni faydalar sunacağız burada. Son olarak bir ek soru soracağım. Aklımda çünkü yine oluştu konuştukça. Şimdi siz çok ciddi bir şekilde topladığımızda tüm müşterileri bir sürü fatura, bunların 3 kopyası kalacak. gibi Esasında bir bulut hizmeti de veriyorsunuz. Evet. Bu bulutun daha büyük opsiyonları da var mı? Yani siz de mesela çalışan özellikle e, gittikçe küçülen şirketler de var. Kobiler var. Mesela bulut hizmetini aynı anda sizden de alabilir evet. belki. Evet. Böyle planlarınız var mı? Ya da çalışmalarınız? Ee, şu anda storage anlamında bir bulut satmıyoruz. ama. ERP tarafında yedekleme ürünlerimiz var. Onları ERP kullanıcılarına veriyoruz. Fakat storage tarafında şöyle tabii ki sırf fatura değil dediğin gibi bir sürü bilgi saklaması gerekiyor. Buradaki yedekleme ürünlerimizi geliştirme gibi bir planımız var. Ama bugün kendi data center vesaire gibi bir şeyse sordun. Öyle bir çalışmamız Anladım. yok. Ama şunu yapıyoruz. Tüm ürünlerimizi buluta taşıyoruz. Buluttan servis veriyoruz, hizmetlerimizi buluta taşıyoruz. Aslında bunu e-logo değil, logo için söyleyebilirim. Bir üründen hizmet ve servis şirketi olma yolunda ciddi bir dönüşüm içindeyiz. Bu bence dışarıda da çok görülüyor bizim iletişimlerimizden, çalışanlarımızdan, ürünlerimizden, servislerimizden. Buraya doğru bir gidişimiz var. Cloud bizim için önemli stratejilerden bir tanesi. Değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Videoyu izleyen pek çok kişi bence aklındaki sorular cevap bulmuştur. Ama hala cevap bulamadım diyen varsa nereye baksınlar? E, bu konuda bilgilendirdiğim webinarlar yapıyoruz. Aynı zamanda YouTube kanalımızı mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. YouTube, e-logo aradıklarında görecekler. Burada fatura iptalinden nasıl fatura keseceklerine. Her türlü bilgiyi mevzuatla ilgili ya da teknik anlamda paylaşıyoruz. O zaman buradaki sorulara ek sorularınız varsa oradaki videolara da bakabilirsiniz. Ne nasıl olur gibi çözümler de varmış. Bu videonun da altına sorularınız varsa sorularınızı sorabilirsiniz. E-logo kullanıyorsanız deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Hatta videoyu beğenip paylaşmayı da unutmazsanız seviniriz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.